Merhaba. Şimdi okuyacağımız makale Caroline Goldstein tarafından kaleme alınmış ve Just Business web sayfasında yayınlanmıştır. Bir arkadaşınızla iş kurmak, yapılması ve yapılmaması gerekenler. Siz ve arkadaşınız girişimci ya da girişimci olmaya istekli kişilerseniz, yeni iş fikirleri sohbetlerinizin muhtemel konularındandır. Ve gerçekten iyi bir iş fikri bulduğunuzu düşünüyorsanız, o girişimci ruhu arkadaşınızın oturma odasındaki kanepesinden alıp toplantı odasına götürmek isteyeceksinizdir. Bu harika bir karar olabilir. Yine de arkadaşınızla iş kurmanın doğru olabileceği gibi her zaman doğru olmayabileceği fikrini aklınızdan çıkarmayın. Dürüst olmak gerekirse bir iş kurmak hiç de kolay değildir. Bazen bir dostunuzla ortaklık kurmanın bu stresi azaltacağı ya da en azından daha eğlenceli hale getireceği düşüncesine kapılabilirsiniz. Bu düşünce doğru olabilir. Ama bir arkadaşınızla iş kurmak ilişkinizin fiilen değiştiği anlamına da gelir. Çalışma saatleri içinde, özellikle de bir ekiple çalışıyorsanız, birbirinizle biraz daha resmi şekilde etkileşime girmeniz gerekir. Ayrıca yakın kişisel ilişkinizin özensiz iş uygulamalarına yol açmadığına emin olmanız gerekir. Bir arkadaşınızla veya herhangi biriyle bir işe girerken heyecanınız yüksek olacaktır. Ancak işinizi profesyonel olarak yürütmek istiyorsanız bu duyguları kontrol etmeniz gerekir. Açıkçası dostunuz yan ofiste oturuyorsa ya da sizdeki heyecanı tetikleyen arkadaşınız ise bunu yapmak daha da zor olacaktır. İş ve arkadaşlığı başarıyla yürütebilen birkaç girişimciden arkadaşımızla iş kurarken ne yapmalı, ne yapmamalı konusunda tavsiyelerini paylaşmalarını istedik. Bir arkadaşla iş kurmak kesinlikle yapılabilir fakat aklınızda birkaç iyi uygulamayı tutmanız gerekir dediler. Bir arkadaşımızla iş yaparken neleri yapmalıyız? Önce yapmamız gerekenleri konuşalım. Bir arkadaşınızla iş kurmayı düşünüyorsanız şu tavsiyeler arka cebinizde bulunsun. İlk prensip olarak sık sık iletişim kurun. Muhtemelen kişisel ilişkilerinizden her konuda iletişime açık olmanın önemini biliyorsunuzdur. Aynı kural iş ortaklıkları için de geçerlidir. Ama bir arkadaşınızla iş yapıyorsanız birbirinizi iyi tanıdığınızı, her konuda aynı sayfada olduğunuzu düşünerek bu prensibi hafife alabilirsiniz. Gerçek şu ki sessizlik karışıklığa sebebiyet verir. İş ortamında bu karışıklık yıkıcı kayıplara neden olabilir. Postmodern marketing firmasının sahibi Josh Rubin, siz ve iş ortaklarınız arasındaki net iletişim kanallarının korunmasının önemini şöyle dile getiriyor. Şirketimin ilk zamanlarında en iyi iki arkadaşımı işe almıştım. Arkadaşlarıma güveniyordum. Ama kısa bir süre sonra bir IRS vergi denetiminde arkadaşlarımın kendilerine anlaştığımızdan daha yüksek ödeme yaptıklarını ve anlaştığımız saatten daha az çalıştıklarını öğrendim. Sonuç olarak işimiz ve kişisel ilişkimiz tamir edilemeyecek şekilde hasar gördü. Arkadaşlarla iş kuracaklara en büyük tavsiyem sadece vaatlere dayanarak bir iş başlatmayın. Arkadaşlarınıza çok güvenseniz de her konu hakkında net bir şekilde iletişim kurmanız gerekir. Özellikle de konuşulması zor olacak konularda. İkinci prensip olarak işin başından itibaren kişilerin net rolleri belli olmalı. Girişimin başında iş başlıklarını ve sorumluluklarını tanımlayın. Bu sayede kuruluşunuzun çalışma sistemi belirlenmiş olur. İşletmeniz büyüdükçe sistemle ilgili oluşabilecek kafa karışıklığının ve iş yerinde güç mücadelesi ya da rekabet riskini en aza indirmiş olursunuz. The Wandering RV firmasının kurucularından Bill Widmer, işine başladıktan hemen sonra iş unvanlarının önemini öğrendi. Nişanlısı Kayla ile 6 ay boyunca bir karavanda seyahat ederken arkadaşları ve aile fertlerini seyahatleri hakkında bilgilendirmek için bir web sayfası başlattılar. Kısa bir süre sonra bu girişim popüler hale geldi ve onların yeni bir iş sahibi olmasını sağladı. Widmer, makalelerimizden biri yayınlandığında gerçek bir iş fırsatıyla karşı karşıya olduğumuzu fark ettik. Arama motorlarında öne çıkacak içerik oluşturma üzerine bina ettiğimiz iş modeliyle şu anda sitemiz ayda 100 binden fazla yeni ziyaretçi çekiyor. Başlangıçta Kayla ve benim tanımlanmış rollerimiz yoktu. Biz sadece ortaktık. Ben de, o da pek çok şey yaptık. Bu metot bir süre işe yarasa da aramızda ciddi bir gerginliğe neden oldu. Şimdi ise içeriğin çoğunu o yazıyor ve ben ise editör ve pazarlamacıyım. O sosyal medyayı idare ediyor, ben e-postalarla ilgileniyorum. Bir şeyler ters giderse kimin hatası olduğunu biliyoruz. Böylece o kişi sorumluluk alıyor ve hatasını düzeltiyor. Üçüncü prensip olarak yazılı olarak iş planı yapın.
Uzman girişimcilerimizin bize verdiği çeşitli tavsiyeler arasında yazılı bir iş planının olması ortak önerileriydi. İş hayatında önümüzdeki 1 ila 5 yıl için stratejik bir harita hazırlamak her türlü girişim için çok önemlidir. Ancak arkadaşınızla bir iş kurduğunuzda ve bu konuda aynı sayfada olmanızı sağlayan gerekli ön görüşmeleri yaptığınızda konuştuklarınızla resmi iş planının birbiriyle örtüşmediğini görebilirsiniz. Görüş aldığımız uzmanlarımız karar verirken konuşulanla yazılı iş planının aynı olmadığını görmüşler. Aslında planınızı hazırlamak için ticari bir avukat tutmak iyi bir fikir olabilir. Bu uzmanlardan biri olan Adam Cole, Grant Park Sanat Akademisi'ni arkadaşıyla birlikte yönetiyor. Adam'a göre bu başarının en önemli sebeplerinden biri her konuyu yazılı hale getirebilmiş olmaları. Biz bir avukat tuttuk. Avukatımız bizim için bir işletme sözleşmesi hazırladı. Biraz zaman aldı ve kişisel ilişkimizde veya iş yerimizde ters gidebilecek konuları konuşurken tartışmalar biraz rahatsız edici oldu. Ama şimdi ilişkimiz veya işimizin değişme durumunda nasıl davranacağımızla ilgili bir planımız var. Açıkçası bir çıkış, ayrılık stratejisi oluşturmak bir iş planı hazırlamak kadar önemlidir. Bir işletmenin başarısızlığını yaşamak zordur ve ortaklar arasında doğacak bir çatlaktan daha büyük hasarlara yol açabilir. Yazılı bir çıkış planının olması kaosu düzene sokar ve mümkün olduğunca başarısız bir girişimin arkadaşlığımızı da mahvetmesini engelleyebilir. Önceki tecrübelerinden dolayı Josh Rubin iyi hazırlanmış, yasal olarak bağlayıcı, yazılı anlaşma ve bir çıkış planının önemine inanmaktadır. Rubin, bir avukat bulun, gerekli her konu ele alındığına ve her iki tarafın haklarını koruyan ayrılık ve satın alma şartlarının yazıldığına emin olun diyor. Bu anlaşmaya diğer çalışanlara yapıldığı gibi ortakların da iş tanımı, hedefleri ve beklentilerini yazın. Sonra bu iş planını takip etmek için birbirinizi sorumlu tutun. İş ortağı ve arkadaş olarak başarılı olmanın tek yolu budur. Peki bir arkadaşımızla iş yaparken neleri yapmamalıyız? Bir arkadaşınızla iş yapmayı düşünmeniz oldukça doğaldır. Ancak dikkatli olmanız gereken birkaç konu bulunmakta. İşte işinizi ve arkadaşlığınızı sürdürmek istiyorsanız yapmamanız gerekenler. İlk olarak sırf birbirinizi seviyor ve anlaşıyorsunuz diye arkadaşınızla iş kurmayın. Tabii ki arkadaşınızla iyi anlaştığınız için bir dostluk kurdunuz. Fakat bu dostluk bir iş yerini birlikte çalıştırmaya başladığınızda aynı uyumu yakalayacağınız anlamına gelmez. İlk olarak aranızda açık ve aracısız bir iletişim olmasını temin edin. İşinize başlamadan önce şeffaf olacağınızı taahhüt edin. Ancak bu şekilde doğru ortakla işe başladığınıza emin olabilirsiniz. Üniversite yıllarından beri arkadaşı olan Michael Wagner ile birlikte Quality Logo Products firmasının kurucusu olan Brett, boşanmaların karmaşık olduğunu düşünüyorsanız iş ayrılıkları da aynı şekilde yıkıcı olabilir diyor. Boşanma ve sonucunda yaşananları istemediğimiz gibi bu tür sıkıntıların iş yerinde olmasını da istemeyiz. Ortağınız üniversitede oda arkadaşınız, acil durumlarda ilk aranacak kişiniz, çocuğunuzun vaftiz ebeveyni olsa bile ortak olmayı düşündüğünüz kişiyle ilgili araştırma ve durum tespitinizi önceden yapmanız gerekir. Kiminle iş yapmayı düşünüyorsanız o kişi hakkında her şeyi ama her şeyi bildiğinize emin olun. Evlilikteki gibi ortağınızın dolabındaki iskeletler eninde sonunda sizin olur. Peki siz ve arkadaşlarınız harika bir iş ortağı olup olmayacağını nasıl anlarsınız? Bill Whitmer bu konuda şöyle bir ipucu veriyor. Siz ve arkadaşınız verimli bir şekilde iletişim kuramıyorsanız veya her anlaşmazlık büyük bir kavgaya veya tartışmaya dönüşüyorsa bu kişi muhtemel bir iş ortağı olarak uygun değildir. Bu durumda yakın çevrenizin dışında uyumlu bir iş ortağı aramak isteyebilirsiniz. İkinci olarak birbirinizin hedefleri ve işinizle ilgili taahhütleri hakkında varsayımlarda bulunmayın. Arkadaşınızla ortak değerleriniz, zevkleriniz ve tecrübeleriniz olabilir. Ancak bu değerleriniz, zevkleriniz ve çalışma alışkanlıklarınız iş hedeflerinizin de aynı olacağı anlamına gelmez. Örneğin siz kar amacı gütmeyen bir organizasyon kurmayı düşünürken arkadaşınız bir gün kendi yatını satın almayı hayal ediyorsa bu uyumlu ve işlevsel bir girişim için kötü bir işarettir. Açıkçası her iki tarafın da işlerini başarmak konusunda tam bir anlaşma halinde olması gerekir. Bu konuda Matchmade Coffee firması kurucularından Alex, her iki tarafın da bu iş konusunda önceliklerinin uyum içinde olması gerektiğini belirtmektedir. Alex, arkadaşların bir iş kurmanın büyük bir sorumluluk gerektiğini tam olarak anlamadıklarından sorunlar yaşadım diyor.
Sonunda işi bıraktılar ve geri kalan ekibi zor bir duruma soktular. Bu yüzden herkes hem kısa vadeli hem de uzun vadede bu iş için gerekli zaman taahhüdü konusunda açık olmalıdır. En başından itibaren herkesin haftada kaç saat bu işle meşgul olacağı, uzun vadeli hedeflerinizde kilometre taşlarınızın ne olduğu ve herkesin bu hedeflere ulaşmak için ne kadar gayret göstermesi gerektiği konusunda çok net bir anlaşmaya varılması gerekir. Diğer bir konu başlığı ise kişisel ve ticari meselelerinizi karıştırmayın. Arkadaşlarınızla iş yapmak mantıksal ve duygusal dengeleme sanatıdır. Kişisel ve ticari mali işleriniz ayrı olması gerektiği gibi kişisel ve profesyonel ilişkiniz nasıl olacağı da net olarak ortaya konulmalıdır. Alex işinize ne olursa olsun arkadaşlığınızla hiçbir ilgisi olmadığını ve bunun her iki taraf için de geçerli olduğunu unutmayın diyor. Bir atasözü der ki, ticaret kişisel değildir. Bu kural sizin için de farklı olmamalı. Ancak zaten iş ortağınızla dostluk gibi duygusal bir ilişkiniz olduğu için bu sizin için daha da zor olacaktır. Kişisel ve profesyonel olanı birbirinden ayırmanıza yardımcı olmak için ofisin ofis olduğunu, evin ev olduğunu unutmayın. Arkadaş ve iş ortağınızla konuşmalarınız ikisi arasındaki çizginin kendi tarafında kalmalıdır. Kişisel konular için kişisel mesajlar ve kişisel e-postalar, işle ilgili konularda iş e-postalarını kullanın. Ve mümkün olduğunda kişisel sohbetlerinizi günün bitiminde köşedeki kafeye götürün. Ama işinizin arkadaşlığınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Doğru, iyi bir arkadaşınızla iş ortağı olmanız ilişkinizi temelden değiştirir. Ama işinize öncelik vermeniz, duygusal bağlantınızı tamamen yok saymanız gerektiği anlamına gelmez. Whitmer her zaman ön sıraya arkadaşlığınızı koyun. Her şey kötü gittiğinde uygulanmak üzere çıkış planıyla bir işe girin. Her şey kötü gitse de ikiniz de diğerinin arkasında duracağını bilir ve iş kaybınız arkadaşlığınızı mahvetmesine izin vermez diyor. Gerçek şu ki işletmeler başarısız olabilir. Ancak ihtiyaç duyulan zamanı ve ilgiyi gösterebilirseniz arkadaşlıklar sonsuza kadar sürdürülebilir. Bu nedenle ofisten çıkmak için programınızı ayarlayın. Daha da iyisi birlikte bir hafta sonu geçirin. Ve eğer yapabilirseniz iş dışındaki konular hakkında konuşun. Arkadaşınızla bir iş başlatmaya hazır mısınız? Görüştüğümüz uzmanlardan birkaçı iş ortaklıkları ve evlilikler arasındaki benzerliklere vurgu yaptılar. Oldukça dramatik bir benzetme gibi görünebilir. Ancak üzerinde düşünüldüğünde doğru bir benzetme olduğu anlaşılıyor. Her iki ilişkide karşılıklı saygı, güven, açık ve yoğun iletişim gerektirir. Siz ve iş ortağınız birlikte heyecan verici kazançlar ve potansiyel olarak oldukça yıkıcı düşüşler yaşayabilirsiniz. İnandığınız bir ürün oluşturmak, ürününüzü başkalarıyla paylaşmak ve sadık bir müşteri tabanı oluşturmak gibi eğlenceli şeyleri birlikte yapacağınız gibi, mali durumunuz gibi her zaman eğlenceli olmayan şeyleri de birlikte yöneteceksiniz. Aslında iş ortağınızla, gerçek hayat arkadaşınızla geçirdiğiniz zamandan daha fazla zaman geçirme ihtimaliniz yüksektir. Bu nedenle sizin ve potansiyel iş ortağınızın uzun vadede işlevsel, nazik ve üretken bir çalışma ilişkisini sürdürebileceğinden emin olmalısınız. Arkadaşınız bu özelliklere sahip bir ortak olabilir ya da olmayabilir. Sırf birlikte iyi vakit geçirdiğiniz için biriyle evlenmezsiniz. Aynı şey iş ortaklıkları için de geçerlidir. En sevdiğiniz müzik grubunun aynı olması, ortak bir iş girişimini nasıl yürüteceğiniz konusunda mutabık kalacağınız anlamına gelmez. Önce birbirinize karşı gerçekten dürüst olmalısınız. Bu nedenle işletmeniz için küçük işletme kredilerine başvurmadan önce arkadaşlarınızla bir iş kurarken yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında uzmanların hazırladığı listeyi bir kez daha inceleyelim. Özellikle zor konularda olmak üzere sık sık iletişim içerisinde olun. Görevlerinizin ve sorumluluklarınızın en başından açıkça tanımlandığına emin olun. Ticaret hukuku avukatıyla veya hukuk danışmanı olmadan bir iş planı ve bir çıkış planı yazın. İşletmeniz için aynı vizyona veya aynı düzeyde bağlılığa sahip olduğunuzu varsaymayın. Mümkün olduğunca kişisel yaşamlarınızı ve iş yaşamlarınızı karıştırmayın. İş ortağı olmadan önce arkadaş olduğunuzu unutmayın ve arkadaşlığınızı ofis dışında geliştirmeye devam edin. Bunların hepsi hem siz hem de arkadaşınız için mümkün görünüyorsa o zaman birlikte ticari girişiminize başlamaya hazır olabilirsiniz. Ve doğru şekilde yapıldığında ortağınızla bir iş girişimini yönetmek inanılmaz derecede faydalı olabilir. Jagadesan, arkadaşınızla iş kurmak özel bir deneyimdir. Çünkü vizyonunuzu ve başarılarınızı size yakın bir kişiyle paylaşıyorsunuz diyor.
İşletmenizi yönetirken kendinizi motivasyonsuz veya zayıf hissettiğiniz anlar yaşayacağınıza şüphe yok. İşte bu yüzden arkadaşınızın ortağınız olması çok değerlidir. Her zaman birbirinizi desteklemek ve zor zamanlarınızda yaptığınız şeyi neden yaptığınızı birbirinize hatırlatmak için oradasınız. Goldstein'in kaleme aldığı bu makale 22 Ekim tarihinde Just Business sayfasında yayınlanmıştır. Orijinal İngilizce metni okumak için sayfanın altındaki linke tıklamanız yeterli olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.